Lokomotif Thomas, diğer lokomotiflere dert yanıyordu. Bütün vaktimi siz uzun yolculuklara çıkabilirsiniz diye vagonlarınızı çekmekle harcıyorum. Diğer lokomotifler güldüler. Neden ben de yolcu treni çekemiyorum? Çok sabırsızsın dediler. Eminim birilerini geride bırakırdın. Saçma dedi Thomas. Görürsünüz. Bir gece o ve Henry yalnızdılar. Henry çok hastaydı. Üstünde çok çalıştılar ama bir türlü iyileşmedi. Ertesi sabah da kendini çok kötü hissediyordu. Henry genelde ilk treni çekerdi ve Thomas'ın vagonlarını hazırlamasını bekliyordu. Henry hastaysa diye düşündü, belki de treni ben çekebilirim. Thomas vagonları bulmaya koştu. Hadi çabuk çabuk diye söylendi. Daha vakit var, daha vakit var diye söylendi vagonlar. Thomas onları perona götürdü ve bir an önce yola çıkmak istedi. Ama makinisti izin vermiyordu. Sabırsız olma Thomas. Thomas bekledi, bekledi. İnsanlar bindi. Kondüktör ve hareket amiri yukarı aşağı yürüdüler. Kondüktör kapıları kapattı ama Henry hala gelmemişti. Thomas giderek daha çok heyecanlandı. Şişman kontrolör sorunu öğrenmek için perona geldi ve kondüktörle hareket memuru ona Henry'den bahsettiler. Başka lokomotif bulun diye emir verdi. Sadece Thomas var dediler. Bunu sen yapmak zorundasın Thomas, çabuk ol. Thomas ön tarafa geçti ve gitmeye hazır halde vagonları bekledi. Sabırsız olma dedi makinist. Her şey hazır olana kadar bekle. Ama Thomas onu dinleyemeyecek kadar heyecanlıydı. Sonra ne olduğunu kimse bilmiyor. Belki de Thomas'ı trene bağlamayı unuttular. Ya da belki makinist kolu yanlışlıkla çekti. Sonuçta Thomas hareket etti. İlk sinyal kutusundan geçerken adamlar el sallayıp bağırdılar ama o durmadı. El sallıyorlar çünkü ben muhteşem bir lokomotifim diye düşündü kendi kendine. Henry tren çekmenin çok zor olduğunu söylüyor ama bence çok kolay. Çabuk 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 diye pufladı Gordon'u taklit ederek. İnsanlar beni daha önce hiç tren çekerken görmediler. El sallamaları ne büyük incelik. Ve düdük çaldı. Bip bip teşekkürler. Sonra bir işaretin önüne geldi. Tehlike. Olamaz diye düşündü. Durmam gerek ama ne güzel de gidiyordum. Bu sinyaller ne gereksiz şeyler. Sinirlenip kızgın bir bip bip çaldı. Sinyalizasyon memuru yetişti. Merhaba Thomas dedi. Burada ne yapıyorsun? Tren çekiyorum dedi Thomas. Görmüyor musun? O halde vagonların nerede? Thomas arkasına baktı. İnanamıyorum dedi. Onları geride bıraktım galiba. Evet dedi sinyalizasyon memuru. Hemen geri dönüp onları taksan iyi olur. Zavallı Thomas o kadar üzgündü ki neredeyse ağlayacaktı. Neşelen dedi makinisti. Hemen geri dönüp tekrar deneyebiliriz. İstasyonda bütün yolcular hep bir ağızdan konuşuyordu. Şişman kontrollere ne kadar kötü bir demir yolu olduğundan yakınıyorlardı. Ama Thomas geri döndüğünde ne kadar üzgün olduğunu gördüler ve kızgınlıkları geçti. Onu hemen trene bağladılar ve bu kez treni gerçekten çekti. Ama uzun zaman geçmesine rağmen lokomotifler Thomas'la dalga geçti ve dediler ki "Şuraya bakın, tren çekmek isteyen ama vagonları unutan Thomas geliyor."